Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 13 Ağustos Perşembe, saatlerimiz tam 13. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında haberleri birlikte yaşayacağız ve önce her zaman olduğu gibi canlı yayın noktalarımız. AK Parti 19. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan il başkanları toplantısında konuştu. Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında. Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili diplomasi atağına kalktı. Başkan Erdoğan gün içinde Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşeceğini açıkladı. Vural Efecik Antalya'dan canlı yayında. CHP'li Muharrem İnce yol haritasını çizdi. 4 Eylül'de 1000 günde memleket hareketini başlatıyoruz dedi. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de de yüz yüze eğitim olarak açılacak. Ece Altuğ Ankara'dan canlı yayında. Rusya Covid-19 aşısını tescilledi ancak tartışmalar bitmedi. Birçok kesimden aşı konusunda tepkiler var. Akşin Kişiye Moskova'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz'le ilgili önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, kimse kendini dev aynasında görmesin dedi. Bugün de yine aynı şekilde Sayın Merkel'le bir görüşmem olacak. Yine aynı şekilde Sayın Michel'le bir görüşmem olacak. Doğu Akdeniz'de Türkiye bugüne kadar ne yaptıysa meşruiyet temelinde ve Libya ile olan mutabakat muhtıralarına göre yapmıştır. Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saymaya çalışan Rum-Yunan zihniyetidir. Rum kesimi 2003 yılından beri adayı adeta tapulu malı gibi görüyor, hiçbir hakkı olmadığı adanın deniz yetki alanlarında petrol, doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmaya yönelik imtiyaz ruhsatları veriyor. Yunanistan ve Rum yönetimi, Kıbrıs Türklerinin bu coğrafyadaki hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarını gasp etmeye çalışıyor. Hukuksuz adımların bir başka amacı da Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan ülkemizi Antalya Körfezi'ne hapsetmektir. Tüm bunlar Türkiye'yi denizden çevrelemeye dönük hamlelerdir. Biz daha önce defalarca böyle bir oyuna asla gelmeyeceğimizi ilan ettik. Hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak arama, çıkarma faaliyetlerinde bulunamayacağını dile getirdik. Ancak son dönemde Doğu Akdeniz'e sahildar olmayan bir ülkenin de kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Çok açık, net konuşuyorum. Şov peşinde de koşmamalı. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok. Ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz. Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini dışlayan, hak ve hukuku çiğneyen hiçbir girişim ve anlaşmanın başarı şansı yoktur. Oruç Reis'in pazartesi günü başlattığı çalışma, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığımızın sınırları içindedir. Kimse endişe etmesin. Bu saha 2012 yılında Türkiye petrollerine verdiğimiz ruhsat sahalarında yer alıyor. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır ise art niyetlidir. Türk kıyılarına 2 kilometre. Arkadaşlar, burası çok önemli. Ekranları başında bizi izleyen milletime de sesleniyorum. Türk kıyılarına 2 kilometre. Yunan ana karasına ise mesafe ne kadar biliyor musunuz? 580 kilometre uzaklıktaki
Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek akılla ve sağduyu ile izah edilemez. Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrası Akdeniz'de Yunanistan'la gerilim yaşanıyor. Bu arada Başkan Erdoğan gün içinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşeceğini açıkladı. Şimdi Antalya, Kaş'a gidiyoruz. Bölgedeki son durum haber muhabiri Vural Efe çıktı. Evet, Antalya kıyılarında durumun sakin olduğunu hemen yayının başında belirtelim. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin il başkanları toplantısında konuştu ve bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'le görüşme yapacağını belirtti. Ayrıca Başkan Erdoğan Meis Adası'na da değindi konuşmasında ve 10 kilometre karelik ve Türkiye'ye çok yakın mesafede bulunan bir adaya 40 bin kilometre kıta sahanlığı iddiasında bulunmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Evet, geçtiğimiz gün, iki gün önce Antalya kıyılarında, Kaş kıyılarında tansiyonun yükseldiği dakikalar yaşanmıştı. Atak helikopterlerimiz havada, denizde de TCG Karayel hücum botumuz kıyıda güvenliği almıştı ve atak helikopterlerimiz 45 dakika boyunca Türkiye'nin Meis'e bakan kısmında alçak uçuş yaparak devriye nöbeti gerçekleştirmişlerdi. TCG Karayel hücum botumuz sabah saatlerinde tekrar sınır kıyı karakol devriyesine çıktı ve şu saatlerde tekrar liman ağzı bölgesine dönmesi bekleniyor. Evet, peki Yunanistan'la soruna biraz değinmek istiyorum aslında. İşte Meis Adası zaman zaman Yunanistan'la kıta sahanlığı anlamında problem oluşturuyordu. Başkan Erdoğan da il başkanları toplantısında bu konuya geniş bir şekilde değindi diyerek sözü şimdilik buradan merkeze bırakalım. AK Parti 19. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan il başkanları toplantısında konuşma yaptı ve bu konuşmanın Doğu Akdeniz sorunu ile ilgili bölümünü de başta sizlere iletmiştik ama başka başlıklar da vardı kuşkusuz. Ankara'ya gidiyoruz şimdi. Notlar haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nda. Can Okunar, bugün AK Parti 19 yaşına giriyor ve bu bir programla da kutlanacak. Bugün 17'de Ankara Mamak'ta bir program var. AK Parti'nin 19 yılını aslında özetleyen şarkılar, konserler olacak burada. Ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak, konuşacak. AK Parti'nin kuruluşuna ilişkin bir konuşma olacak. Bu ancak bugün il başkanları toplantısında da buna ilişkin bazı mesajlar verdi. Ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurduk. Her ilçede yatırımlarımız var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun yanı sıra bu süreçte karşılaşılan zorluklarla ilgili de konuştu, yine mesajlar verdi. Ve attığımız her adımda karşımızda ilk önce CHP ve ortaklarını bulduk. Şimdiye kadar neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirileri vardı yine. Enerjisini Kılıçdaroğlu'nun darbeci alçakları aklamak için kullandığını da ifade etti. Bu arada Lübnan konusunda da mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ne yardım gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Macron'un amacı sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak, bizim amacımızsa İslami yardımlaşmayı anlayışını devreye sokmak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özetle diğer mesajları da, Doğu Akdeniz dışındaki mesajları da böyleydi Can Okanar. CHP'li Muharrem İnce beklenen açıklamalarını bu sabah yaptı. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddiaları vardı. Ancak İnce 4 Eylül'de 1000 günde memleket hareketini başlatıyoruz dedi. CHP yönetimine de ağır eleştirilerde bulunan Muharrem İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun iktidar olma iddiasının bulunmadığını bildirdi. Muharrem İnce ikinci açıklama içinde Cumhuriyet Bayramı'nı işaret etti. Biz Türkiye'ye bir seçenek sunuyoruz.
Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti içi muhalefet hareketi hiç değildir. Bugün başlattığımız hareketin adı 1000 günde memleket hareketidir. Bu nedenle 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de memleket hareketini hep birlikte başlatacağız. Bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklam. Ya Kemal Bey'in reklamını neden veriyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Aday değil ki o. Aday benim. Talimat veriyorlar gazetelere, televizyonlara. Benim reklamlarımı kesiyorlar. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ne geliyorsa. Bana yakın isimleri aday yapmıyorlar. Billboardlara afişlerimi az asıyorlar. Örgütlere para göndermiyorlar. Kazanmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi kaç sandıkta gözlemci vermemiş? 13 bin sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözlemcisi yok. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları. Seçim ikinci tura kaldı dediler. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Elinde belge yok ki senin. Seçim geçti. 60 gün sonra seçim değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Ben çağrılmıyorum toplantıya. Bugünkü rejimde, bugünkü düzende Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının cumhurbaşkanı olması demektir. Ama siz Erdoğan'ın eski arkadaşlarından biriyle sadece Erdoğan'ı indirmek için, Erdoğan'ı ben de indirmek istiyorum. Ama yerine kim gelirse gelsin, hayır canım, Cumhuriyet Halk Partisi gelecek. Onun için mücadele ediyoruz. Sayın Genel Başkan'ın, ben cumhurbaşkanı adayım, ilk seçimde cumhurbaşkanı olacağım, ülkeyi şöyle yöneteceğim, böyle bir iddiası var mı? Böyle bir iddiası yoksa o zaman iktidara yürüyor da doğru değildir. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, Antalya'yı ilçe istiyorsanız Bozüyü. Bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. HDP'liler kazandırdı. Onlar destek verdi. Aday çıkarmadılar. Ama seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kürt vatandaşlarımıza böyle yürekten bir teşekkür edemedi. Utangaç, mahcup, gizli, kapılar ardında güneşe çıkanların gölgesi olur. Biz 4 Eylül'de güneşe çıkacağız. Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz. İkinci büyük açıklamamı da Cumhuriyet Bayramı öncesinde yapacağım. Muharrem İnce'nin açıklamalarının CHP'de nasıl yankı bulduğuna bakacağız. Ankara'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi'nde. Canım Panar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak önümüzdeki dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Muharrem İnce'nin bu açıklamalarıyla ilgili, bu iddialarıyla ilgili bir yazılı açıklama yapmasını bekliyoruz. Muharrem İnce'nin en dikkat çeken açıklaması neydi? Şunu söyledi Muharrem İnce, az önce de izledik. 13 bin sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi görevli bulundurmadı ve bu da 4 milyon oya tekabül ediyor. CHP 4 milyon oyu sokağa bıraktı şeklinde bir iddiası vardı ve yine Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu direkt olarak hedef alan açıklamalarda bulundu. Tabii bu açıklamaları CHP kanadında kabul görebilecek bir açıklama değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Muharrem İnce ile ilgili bu açıklamaları da göz önünde bulundurarak bir disiplin süreci de başlatabilir. Tabii bu da ihtimaller arasında, ancak tabii ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin A takımı yani Genel Başkan Yardımcıları bu konuda son sözü söyleyecek merci olduğunu söyleyelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde Kocaeli'de olacak. Orada bir açılış programı var, törene katılacak. Orada belki tören öncesi veya sonrasında gazeteciler şüphesiz bu konuya ilişkin bir soru soracaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eğer cevap verirse Muharrem İnce ile ilgili bu iddialarıyla ilgili ilk açıklamasında orada öğrenmiş olacağız. Ancak şunun altını bir kez daha çizmekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Muharrem İnce'nin bu sandıklarla ilgili iddiası noktasında geçtiğimiz günlerde bu iddiayı gündeme getireceğini de öngörerek bir çalışma içerisinde olmuşlardı. Bir
hazırlık yapıyorlardı ve bu hazırlık neticesinde elde edilen bilgiler ve belgeler Muharrem İnce'nin iddialarına yanıt niteliğinde olacak bazı dokümanlar ilerleyen dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılabilir. Paylaşılması halinde de yazılı açıklama gelmesi halinde de aktaracağız Can Okanar. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği soru yanıtını buldu. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı üzerine okullarda yüz yüze eğitimin başlaması bir ay daha ertelendi. Ayrıntıları alacağız. Yine Ankara'dayız. A Haber muhabiri Ece Altuğ karşımızda. Okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmayacağına ilişkin merak edilen soru artık Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamayla birlikte cevabını buldu. Bizler de bir kez daha söyleyelim. 31 Ağustos'ta planlandığı gibi eğitim zili çalacak ancak dijital ortamda çalacak. Uzaktan eğitimle açılacak okullar bu yıl ve yüz yüze eğitim için planlanan takvim ise 21 Eylül olarak belirlendi. Tabii bunu da koronavirüsün seyrine göre şekilleneceğini söyleyebiliriz. Tabii nasıl açılacak okullar, buna ilişkin farklı senaryoları vardı Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Ama son öne çıkan senaryo edindiğimiz bilgilere göre kademeli olarak, seyreltilmiş olarak açılacağını söyleyebiliriz okulların. Yani bu ne anlama geliyor? Seyrelmiş eğitim, kademeli eğitim ne anlama geliyor? Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Üzerinde durulan nokta şu. Öncelikli olarak okul öncesi birinci ve ikinci sınıflara öncelik verilebileceği ifade ediliyor okulların açılması durumda 21 Eylül'de geçtiğimiz sene zira birinci sınıflar ders başı yapmışlardı ancak daha ikinci dönemi tamamlayamadan koronavirüs arası verilmişti derslere. Dolayısıyla özellikle de okuma yazma öğrenen öğrenciler için eğitim süreci biraz da yarım kalmıştı. Bu sene tabii yeni başlayacak olanlar var. Dolayısıyla onlar için kritik bir süreç olacak ve ilk etapta da önceliğin bu yaş grubuna verilmesi planlanıyor. Tabi bilim kurulunun önerileri doğrultusunda programlar şekilleniyor ve bilim kuruluna da göre 10 yaş altında koronavirüs riski daha az. Tabi bunun dışında sınava girecek öğrenciler var. Özellikle de 8. ve 12. sınıfta hem liseye geçecek hem üniversite sınavına girecek öğrenciler var. İkinci aşamadaysa bu gruba öncelik verilmesi planlanıyor. Tabi onları desteklemek için de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayrı bir çalışma yürüttüğünü biliyoruz. Tabi bunun dışında velilerin bazı endişeleri vardı. Okula göndermek istemeyenler var salgın nedeniyle. İşte buna yönelik de bir formül arayışında olduğunu söyleyebiliriz Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Velinin rızası gözetilebilir çalışılan formüle göre. Yani bir veli çocuğunu okula göndermek istemiyorsa bunu okula bildirmesi gerekebilir. Tabii bunun dışında yine kronik hastalığı olan öğrencilere de bir istisna tanınması söz konusu. Yani onlar online eğitime devam edebilirler. Diğer öğrencilerse yine yüz yüze eğitime gidebilirler. Tabii şu an itibariyle masada olan seçenek bu ama hem koronavirüsün seyri hem de bilim kurulunun tavsiyesi bu senaryonun hayata geçip geçmeyeceğini belirleyecek değil mi? Söz yeniden size bırakalım. AK Parti 19. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yıldır Türkiye'nin siyaset arenasına damgasını vurdu. Bir kez daha Ankara'ya gidiyor ve sözü A Haber muhabiri Tülay Ağoğlu ile konuklarına bırakıyoruz. Evet, AK Parti 19 yaşına giriyor. Bugün 17'de bir program olacak. Orada konser olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kamuoyuna seslenecek yine AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili. Ama öncesinde il başkanları toplantısında konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şunu söyledi. Türkiye'nin dört bir yanına mührümüzü vurduk dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şimdi bizim de konuklarımız var. AK Parti'nin kuruluşunu ve 19 yılını konuşacağız daha doğrusu. Sayın Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderris oldu konuklarımız. Mahir Bey'den hemen başlamak istiyorum. 19 yılı tabii özetlemek zor ama neler söylersiniz? Aslında 19 yılı özetleyen 19. yılımızda kullandığımız tam da AK Parti'nin hikayesini, AK Parti'nin girdiği her seçimde milletin yüksek teveccühünü kazanmasını anlatan bir motto. Milletimizle beraber inandığımız yolda AK Parti 19 yaşında. AK Parti kurulduğu günden bugüne milletin kendisine çizdiği istikameti,
ve milletin kendisine emanet ettiği millet iradesini muhafaza etti ve o çizgiden hiç ayrılmadı. Çünkü hatırlayalım, 2001 yılında şunu konuşuyorduk. AK Parti kurulurken söylediğimiz bir şey vardı. AK Parti'nin kumaşını bu millet dokudu, hamurunu bu millet yoğurdu. AK Parti bizatihi bu milletin hassasiyetlerinin, bu milletin iddiasının, idealinin ve bu milletin yaslandığı büyük medeniyetin temsilcisi olarak maşeri vicdanı, maşeri şuuru kendi ilkeleri haline getirmiş bir siyasi hareket olarak yola çıktı ve girdiği her seçimde de milletin teveccühüyle, onayıyla yoluna devam etti. Şimdi bize soruyorlar, diyorlar ki girdiğiniz her seçimi kazandınız. Bunun sırrı nedir? Bunun sırrı milletle beraber yol yürümektir. Milletin hassasiyetlerini kendi hassasiyetiniz, milletin derdini kendi derdiniz edinmektir. Ve tabii siyasi hareketin lideri olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi vizyonunda, ufkunda, idealinde, hayalinde tecessüm etmiş bu milletin bin yıllık derdi ve davası da ve milletiyle oluşturduğu kenetlenmesi bu işin özünü ve mayasını teşkil ediyor. Peki efendim, şunu sorayım. AK Parti'nin en fazla başardığı, sıralama pek çok şey sayacaksınız ama ilk üçe ne girer sizce? Şimdi AK Parti'nin öncelikle siyaset kurumu adına yaptığı en kıymetli şey millet iradesi üzerindeki vesayeti tasfiye etmesi ve sözün de kararın da milletin olduğu, sandıktan çıkan iradenin iktidar olduğu bir süreci başlatmış olmasıdır. Öncelikli olarak AK Parti vesayeti tasfiye etmiş, Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesini sağlamış ve vesayet odaklarıyla mücadele ederken de diğer taraftan kalkınma hamlesini yürütmüştür. Yani bir taraftan demokratikleşme, öbür taraftan kalkınma alanında ve tam bağımsız Türkiye hayaliyle, iddiasıyla, mücadelesiyle yoluna devam etmiş ve tam bağımsız Türkiye hayalinin de tam bağımsız ekonomiden geçtiğine inanarak 2013 yılında ekonomik vesayet oluşturan IMF'yi de 23 milyar dolar borcu ödeyerek IMF ile olan bağı da kesmiş ve bugün küresel salgına rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta durmasını ve 2023 hayallerine yürümesini gerçekleştirmiştir. Ekonomi dediniz, Sayın Berat Albayrak'ın da açıklamaları oldu. Dün önemli açıklamalardı. Ekonomi yönetimine yönelik de saldırılar var son günlerde. Buna ilişkin ne söylemek istersiniz? Şimdi Türkiye son dönemde özellikle 15 Temmuz'dan sonra içeride ve dışarıda milletin iktidarına dönük, milletin iradesine dönük birçok saldırıyı bertaraf etti. Hatırlayalım, Türkiye 1990'ların başında çok kutuplu bir dünya kurulurken, yani Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Sovyetlerin yıkılması, Orta Asya'da soydaşlarımızla kuracağımız bağ, soydaşlarımızla kuracağımız köprü ve Orta Asya'da ortaya çıkan fırsatlar vardı. Okan Bey o yılları iyi hatırlar. Turgut Özal'ın Orta Asya seyahatinden sonra o bölgede ortaya çıkan fırsatları büyük bir heyecanla Turgut Özal dile getirmişti. 93 yılında Turgut Özal'ı kaybettik. Ve 93 yılından sonra Türkiye kendi içine kapandı. 28 Şubatlarla, iç çekişmelerle, meşruiyet krizleriyle ekonomik krizlerle ve o dönemde Cotorelli diye bir IMF raportörü vardı, evet. Türkiye raportörü. Adeta Türkiye ekonomik olarak IMF'nin kontrolüne girmiş, Türkiye borcunu ödemek için dış borç arayan, her gün gazete manşetlerinde
Türkiye 500 milyon dolar buldu, Türkiye 500 milyon dolar bulamadı. Bunların manşet olduğu bir Türkiye vardı. Ve maalesef biz bu çatışmalarla 90'ları kaybettik. 2002'de AK Parti Türkiye'de iktidar olduğunda ve bu tam bağımsız Türkiye idealiyle iktidar olduğunda biz başımızı kaldırdık ki düzen kurulmuş, Türkiye bölgesel güç olma iddiasını kaybetmişti. İşte 2002'de Türkiye yeniden bölgesel güç olma, bugün de küresel güç olma iddiasını ortaya koyduğu sürece Türkiye'ye dönük saldırılar devam edecek. Ekonomik alanda kur ataklarından tutun da Türkiye'ye dönük yaptırımlara, Türkiye'ye dönük kısıtlamalara varıncaya kadar bütün bu saldırıların altında yatan temel şey Türkiye'nin bölgesel güç olması ve küresel güç olma iddiasıdır. Bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye neyi inşa ediyor? Evet, onu soracağım efendim. Doğu Akdeniz Türkiye konusunda. Doğu Akdeniz'de bugün küresel güç olma iddiasını inşa ediyor. Bu saldırılar, bu sınanmalar kaçınılmaz olarak olacaktır. Milletimiz bunun farkında olduğu için Cumhurbaşkanımızın, hükümetin ve AK Parti'nin etrafında kenetleniyor. Ama bugün Türkiye'de siyaset yaptığını iddia edenler Doğu Akdeniz'le ilgili tek bir şey söylüyorlar mı? Mısır ve Yunanistan arasındaki sözde anlaşmayı gündemlerine getiriyorlar mı? Türkiye'ye dönük saldırılarla ilgili tek bir kelime söylüyorlar mı? Söylemiyorlar. Bu mücadeleyi milletle beraber yürüten, bu iddiayı taşıyan, bölgesel güç haline gelmiş ve küresel güç olmanın altyapısını temellerine atan Türkiye'ye dönük ekonomide de saldırılar olacaktır. Ve maalesef burada acı olan şey şudur. Siyasetin, özellikle muhalefetin siyaset adına yaptığı ve Türkiye'nin verdiği bu mücadeleyi itibarsızlaştırmaya, Sayın Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın özellikle son 2 yıldan beri verdiği finansal güvenlik açısından, kur saldırıları açısından, ekonomimize dönük daraltmalar ve yaptırımlar açısından verdiği mücadeleyi itibarsızlaştırmaya, karikatürize etmeye çalışan bir kesim var. Ama biz şunu söylüyoruz. Biz inandığımız yolda milletimizle beraber yol yürümeye liderimizin önderliğinde devam edeceğiz. Efendim tekrar geleceğim. Okan Müderrisoğlu'na hemen dönmek istiyorum. Okan Müderrisoğlu, ne dersiniz? Tek cümleyle bir manşet atmak gerektiğinde AK Parti'nin 19 yılı için. 4 Kasım 2002 sabahındaki Sabah gazetesinde aslında o manşeti atmıştık. Ben o dinamiğin devam ettiği kanaatindeyim. Biz o zaman buna Anadolu İhtilali demiştik. Bugün de aslında siyasette, ekonomide ve dış politikada bu büyük başkaldırı ve büyük bir mücadele devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin çok partili siyasi hayat deneyiminin, birikiminin yaklaşık 75 yıllık öyküsünde iktidar partisinin ya da ülke yöneten partinin 19. yaşını kutluyor olmak aslında Türkiye'de demokrasi yolculuğunun ne kadar zor, inişli çıkışlı olduğunu göstermesi bakımından çok dikkate değer bir kriter. Ama aynı zamanda AK Parti'nin yeni bir siyasi merkez inşa ettiğini, hani siyasette ortanın sağı, ortanın solu, AK Parti ben siyasette yeni bir merkez inşa ediyorum iddiasıyla ortaya çıktı ve gerçekten bu siyasi merkezi inşa ettiği için 19 yıl boyunca girdiği bütün seçimleri her türlü ortamda ve her türlü iddia ve şarta rağmen kazanmayı başardı. Bu çok önemli bir husustur. İkincisi, hakikaten bir ülkede iktidar olmak ve iktidarı sürdürebilmek için vazgeçilmez iki kavram var. Adalet ve kalkınma. Partinin adı her dakika yapması gerekenleri, uzaklaştığı veya yakınlaşmak gereken kriteri her seferinde hatırlatıyor. Yani şu partinin binasından giren her vatandaş ve her siyasi ve her yetkili aslında başını kaldırdığında ne yapması gerektiğini ve ölçüyü nereden alması gerektiğini her dakika iliklerinde hissediyor, hissetmeli bence. Adalet ve kalkınma. AK Parti Türkiye'nin bu büyük dönüşümünde bu iki kavramı öne alarak ve bunu da tamamıyla milletle yürüyüş biçiminde tanımlayarak bugüne kadar geldi. Avantajı ve dezavantajını bu iki kavramla ölçmek mümkün. Bugün de AK Parti'yi farklı ve özgün kılan da budur. Yani kendisini her dakika yenileyebilme, eleştiriye, öz eleştiriye tabi tutarak büyük Türkiye yolculuğunu sürdürebilme kabiliyetidir. O nedenle kişiler ayrıldı ama AK Parti kurumsal olarak yolculuğunda ve ana istikametinde sapma göstermeksizin
Cumhurbaşkanı'nın da liderliğinde hep sonuç elde ettiği ve bu sonuçları da milletle bütünleştirerek geleceğe taşıdığı bir siyasi başarı öyküsü yazdı. Ama şunu söyleyelim, zihni değişim için AK Parti çok çaba sarf etti. Henüz istediği sonuçta değil ama Türkiye büyük ölçüde en azından vesayetçi bir devlet yönetimi mantığını kırmak için büyük mesafe aldı. İkincisi, ekonomide, evet, dışa açık bir ekonomide yapılması gerekenler vardır. Ama çıkarlarınızı millete göre tayin ettiğiniz bir ekonomi yönetimi ile dışarıya gözünüzü diktiğiniz ekonomi yönetimi arasındaki farkı bugün önemli bir mücadele vererek ve yer yer bedel ödeyerek sürdürmeye gayret ediyoruz. O nedenle AK Parti benim için siyasette, ekonomide, dış politikada bir baş kaldırının adıdır yani. Evet, Mahir Bey şunu sorayım. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki attığımız her adımda karşımızda ilk önce CHP ve ortaklarını bulduk dedi. Siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi ben CHP'yi iki kısımda ele alıyorum. Bir, 2010 yılına kadar olan CHP. 2010 yılına kadar olan CHP'nin bir kimliği, onaylarsınız onaylamazsınız, bir çizgisi, bir istikameti vardı. Ama 2010 yılından sonra kaset kumpasıyla beraber CHP'de ortaya çıkan dizaynın sonuçlarını 10 yıldan beri yaşıyoruz. Yani 10 yıldan beri hiçbir siyaset üretmeyen, hiçbir öneri, hiçbir çözüm getirmeyen ve dil ve söylem olarak ortaya koyduğu siyasetsizliği, devletin bütün kurumlarının meşruiyetini tartışmaya açan, devletin attığı her adımı, yani düşünebiliyor musunuz? Siz Suriye'de sınır güvenliğinizi ve toprak bütünlüğünüzü sağlamak için terörle mücadele ediyorsunuz. CHP oradaki PYD, YPG yapılanmasına, PKK'nın uzantısı olan yapılanmaya PYD'li arkadaşlar diyebiliyor. Ya da Türkiye Suriye ile karşı karşıya geldiğinde Esed'in diliyle konuşabiliyor ve Suriye'de ne işimiz var diyebiliyor. Siz Doğu Akdeniz'de haklarınızı savunurken, Libya'da uluslararası hukuktan doğan haklarınızı kullanırken CHP orada darbeci Hafter'in yanında durabiliyor. Ya da Doğu Akdeniz'de siz yine uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan haklarınızı savunurken orada bir de bakıyorsunuz ki CHP Yunan tezlerini savunabiliyor. Neden peki? Şimdi bu sorunun cevabı herhalde. Şimdi bakın burada için çok önemli. Burada iktidar olmayı bugün Muharrem İnce de aynı şeyi söyledi. Evet, i̇ktidar olma hedefi olmayan, herhangi bir şekilde siyaset üretmeyen, adeta görevlendirilmiş ve vazifelendirilmiş gibi bütün siyasetini, dilini ve enerjisini AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerin az önce sizin Anadolu ihtilali dediğiniz o değişimi, dönüşümü, bölgesel güç olma iddiasını, küresel güç olma iddiasını sürekli itibarsızlaştıran, 15 Temmuz darbesi gibi cürmü meşrut bir durumda olan darbeye kontrollü darbe diyen bir siyasi dille ilgili eğer iyi niyetliyseniz buna gaflet ve delalet diyebilirsiniz. Ama bunu 10 yılı değerlendirdiğinizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir zaman Türkiye'nin âli çıkarlarıyla, bu milletin hassasiyetleriyle ortak hareket etmediğini görüyorsunuz. Neden bu diye sorduğunuzda çok kritik bir soru bu. Bunu bir Erdoğan fobiyayla açıklayabilirsiniz ve iktidar kaybının oluşturduğu bir psikopatolojiyle belki açıklayabilirsiniz yine iyi niyetli bir şekilde. Ama bunu şununla da açıklayabilirsiniz. Ekonomide çözümünüz nedir diye sorduğunuzda eğer IMF ile görüşen, otel lobilerinde gizli saklı IMF ile görüşen bir CHP ile karşılaşıyorsanız ve ekonomiyle ilgili çözümü özgürlüğünüzden vazgeçin IMF ile anlaşın diyen bir CHP ile karşılaşıyorsanız, eğer Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'deki iddialarınızı bu iddialarınızdan vazgeçin ve teslim olun diyen bir CHP ile karşılaşıyorsanız, o zaman şunu diyebilirsiniz. CHP teslimiyetçi politikaların yanında yer alıyor ve Türkiye'nin iddialarından,
Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasından, küresel güç olma iddiasından ve bu topraklarda bin yıldan beri taşıdığımız ve mührünü vurduğumuz her bir hamleden rahatsızlık duymasındandır. Eğer AK Parti Ayasofya'yı özgürlüğüne kavuşturduğunda, Allah bunu bize nasip ettiğinde CHP'nin pozisyonuna bakarsanız, başörtü zulmü sona erdiğinde, başörtü özgürlüğe kavuştuğunda CHP'nin pozisyonuna bakarsanız, 15 Temmuz gecesi bu millet çıplak elleriyle devletine, bağımsızlığına sahip çıktığında CHP'nin pozisyonuna bakarsanız ve Türkiye'nin güzel ve sevinçli günlerinde CHP'nin adeta matem havasına neden büründüğüne bakarsanız bu sorunun cevabını da daha iyi bulursunuz diye düşünüyorum. Bir dönem, özür diliyorum, bir dönem ordu artı CHP eşittir iktidar formülü vardı. CHP doğrudan devletin yönetsel sorumluluğunu üstlenmeden devlet içindeki mekanizmaları kullanarak güç oluşturabilir ve bu etkisini sürdürebilirdi. Şimdi bu tarz bir iktidar tanımlaması ortadan kalktı. Yani siyasi iktidar kaygısı yoktu CHP'nin. Evet, çünkü bu fikri iktidarı vardı. Bravo. CHP'nin. Bu bir bocalama yaratıyordu. AK Parti içinde mesela bu 19 yılda AK Parti iktidara geldi. Ama AK Parti gerçek manada bence Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte muktedirliğini ortaya koyabildi. Yani iktidar oluyorsunuz ama bu ülkede iktidarınızı ortak koşanlarla yönetmeniz için size her türlü oyun çekiliyor, her türlü operasyona uğruyorsunuz. Ama ben muktedirim ve millet adına diyor ya, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Evet. Ben bu sözün gereğini ilk harfinden son harfine kadar eksiksiz yerine getireceğim dediğinizde oyunun biçimi değiştiriliyor ve siz buna nasıl karşı koyacaksınız? İşte Erdoğan ve AK Parti liderliği her şeye rağmen ve her dakika milletle karşı koyma kabiliyetini ifade ettiği için bu ülkedeki bağışıklığı, bu anlamda siyasi bağışıklığı yeniden tanımladığı için bugün CHP'nin Türkiye'deki iktidar muktedir dengesinde ciddi bir bocalaması var. O zaman da yerleşik değerlere karşı adeta bir çatışması, bir anlamda savaşı ve bu savaşı kazanmak için de yerleşik değerlere muhalif her türlü odakla açık ve örtülü işbirliği var. O işbirliği de CHP'yi geliyor bir yerde patinaja saplıyor. 2010'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara yürüyüş adı altında sadece parti içi iktidarı tescilleyebildiği o son 10 yıl içinde CHP'nin getirilmek istendiği, dönüştürülmek istendiği yerle AK Parti'nin yapmak istediklerini yan yana getirdiğinizde zaten tablo çok açık ortaya çıkıyor. Evet, bu bağlamda Muharrem İnce'yi soracağım hemen. Bugün bir hareket başlattığını ifade etti kendisi. Ne olur sizce? Tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendirirken 10 yıl içerisinde CHP'nin yaşadığı kimlik krizinin bir sonucu olarak bugün Muharrem İnce'nin pozisyonunu okumak gerekir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde siyaset yaptığı sosyolojik tabanda ciddi bir eksen kayması ortaya çıktı. Yani hem CHP'nin siyasetinde bir eksen kayması hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu günden bugüne kadar ortaya koyduğu çizgide bir eksen kayması ortaya çıktı. Aslında bugün Muharrem İnce'nin dile getirdiği şey CHP'yi tekrar kendi eksenine oturtma iddiası. Muharrem İnce bunu gerçekleştirebilir, gerçekleştiremez. Çünkü Muharrem İnce bugün dedi ki ben farklı bir yere gitmiyorum. Hatta eline iki tane su şişesi alıp Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı metaforuyla dedi ki ben farklı bir yere gitmiyorum. Ben burada gördüğüm bir kaymadan dolayı burada mücadele edeceğim. Ve anladığım kadarıyla Muharrem İnce'nin bir siyasi hareket başlatması ve bu hareketi özellikle Sivas'tan başlatması aslında bu eksen kaymasına işaret eden ve CHP'yi tekrardan Muharrem İnce'nin iddiasıyla kendi eksenine oturtma mücadelesi olarak görüyorum. Evet, çok kısa alayım. Okan Müderris oldu. Şimdi bin gün memleket hareketi diye bir tanımlama yaptı. O bin günü matematik olarak uyarladığınızda Haziran 2023'e getiriyor sizi. Bu demektir ki Cumhurbaşkanlığına aslında ya da adaylığına hazırlanıyor. İkincisi demek ki Türkiye'de bir erken seçim senaryosuna prim vermiyor. Ama öbür yandan tabii çok açıklanacak ve söylenecek söz var. Bir yandan da bir megalomani var. Yani Mustafa Kemal Ankara'dan başladı, İstanbul'u kurtardı. Ben de Sivas'tan başlıyorum, Türkiye CHP'yi kurtaracağım şeklinde biraz abartılı
saçmalı bulduğum, hatta megalomanik bulduğum bir yaklaşım tarzı var. Ama kendisine günlük siyasetin ötesinde bir Türkiye ve bölge ve dünya profili çizilmiş belli ki. Bir hazırlığı var onu bugün anlatmaya. Dolayısıyla da klasik bir hizipin içinde tanımlanarak dar alana sıkışmak istemediğine ilişkin hususlar söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, geçmişe ilişkin bir tür hesaplaşma yaptı ama tabii sorulara cevap vermedi. Biraz teğet geçti bu işleri. Öyle anlaşılıyor ki ya Muharrem İnce CHP'yi bir çizgiye getirecek, bu Türkiye'de siyasetteki asimetrinin ortadan kalkması ve hakikaten etkili bir muhalefette, daha rekabetçi bir siyasette demokratik kalitenin yükselmesi bakımından fayda sağlayabilir. Ya da memleketine Yalova'ya gidip tavuklarıyla, torunlarıyla vakit geçirir. İki tane seçenek var şu anda. Evet. Mahir Bey, bugün kuruluş yıl dönümü, daha doğrusu yarın kuruluş yıl dönümü, bugün yapıyorsunuz programı. 17'de bir program var. Burada siz de konuşacaksınız zaten, Sayın Cumhurbaşkanı da konuşacak. Bir konser var, AK Parti'nin herhalde 19 yılını özetleyen bir konser olacak değil mi bu? Bizim 2002 seçimlerinden başlayarak çok sevilen seçim müziklerimizden onları seslendiren sanatçılar bir konser sunacaklar. Bu arada neden bir gün erkene aldık onu da çok kısa açıklayayım. Bugün il başkanları toplantımız var biliyorsunuz. Dolayısıyla zaten davetliler bugün burada oldukları için biz kuruluş yıl dönümü kutlamasını da bir gün erkene almış olduk. Biz inşallah daha nice 19 yıllara milletimizle beraber inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Bülerisoğlu'yla AK Parti'nin 19 yılını konuştuk, CHP'yi konuştuk, Doğu Akdeniz'i konuştuk, pek çok konudan bahsettik. Önemli mesajları oldu kendilerinin de diyelim ve sözü Can Okanar'a bırakalım. Saat başında devam edeceğiz. Saat 14, Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz'le ilgili önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, kimse kendini dev aynasında görmesin dedi. Bugün de yine aynı şekilde Sayın Merkel'le bir görüşmem olacak. Yine aynı şekilde Sayın Michel'le bir görüşmem olacak. Doğu Akdeniz'de Türkiye bugüne kadar ne yaptıysa meşruiyet temelinde ve Libya ile olan mutabakat muhtıralarına göre yapmıştır. Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saymaya çalışan Rum-Yunan zihniyetidir. Rum kesimi 2003 yılından beri adayı adeta tapulu malı gibi görüyor. Hiçbir hakkı olmadığı adanın deniz yetki alanlarında petrol, doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmaya yönelik imtiyaz ruhsatları veriyor. Yunanistan ve Rum yönetimi, Kıbrıs Türklerinin bu coğrafyadaki hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarını gasp etmeye çalışıyor. Hukuksuz adımların bir başka amacı da Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan ülkemizi Antalya Körfezi'ne hapsetmektir. Tüm bunlar Türkiye'yi denizden çevrelemeye dönük hamlelerdir. Biz daha önce defalarca böyle bir oyuna asla gelmeyeceğimizi ilan ettik. Hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak arama, çıkarma faaliyetlerinde bulunamayacağını dile getirdik. Ancak son dönemde Doğu Akdeniz'e sahildar olmayan bir ülkenin de kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Çok açık, net konuşuyorum. Şov peşinde de koşmamalı. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok. Ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz. Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini dışlayan,
hak ve hukuku çiğneyen hiçbir girişim ve anlaşmanın başarı şansı yoktur. Oruç Reis'in pazartesi günü başlattığı çalışma, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığımızın sınırları içindedir. Kimse endişe etmesin. Bu saha 2012 yılında Türkiye petrollerine verdiğimiz ruhsat sahalarında yer alıyor. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır ise art niyetlidir. Türk kıyılarına 2 kilometre. Arkadaşlar burası çok önemli. Ekranları başında bizi izleyen milletime de sesleniyorum. Türk kıyılarına 2 kilometre. Yunan ana karasına ise mesafe ne kadar biliyor musunuz? 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek akılla ve sağduyu ile izah edilemez. Başkan Erdoğan bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir görüşme yapacağını açıkladı. Görüşmede son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ele alınması bekleniyor. Almanya'ya gidiyoruz. Ayrıntılar haber muhabiri İsmail Erel'de. Evet, dünyada en çok konuşulan konu koronavirüs ve onun etkileri. O sırada Türkiye için en önemli konu ve gündem maddelerinden biri de Doğu Akdeniz, Türkiye mavi vatan olarak nitelendirdiği Akdeniz'de çıkarlarını koruma adına kararlılığını sürdürüyor. Yunanistan ise Avrupa Birliği'nde Fransa gibi ülkelerden aldığı cesaretle Türkiye'nin önünü kesme çabasını. İşte tam öyle bir ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme yapacağını açıkladı. Bu telefon görüşmesinin akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya'da başbakanlıktan görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Bir açıklama yapılmadığı gibi de içerik hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yani hangi konular gündeme geleceği konusunda herhangi bir açıklama yok. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel ile Libya ve Doğu Akdeniz gibi güncel konuları ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmesi bekleniyor. Tabii burada görüşmenin ana gündem maddesinin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler olacağından hareket edebiliriz. Bilindiği gibi Almanya özellikle Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'e arabuluculuğa soyunuyor. Hükümet geçtiğimiz günlerde de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı ve gerilimin tırmandırılmaması çağrısında bulunmuştu. Almanya ihtilaflı konuların masaya yatırılması gerektiğini belirterek ülkelerin doğrudan birbiriyle görüşmesi çağrısını yapmıştı. Avrupa Birliği ise bu konuda yarın bir araya gelip bir durum değerlendirmesi yapacak. Ama gözler şimdi öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmeye çevrildi diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Yunanistan tarafı ise çareyi bazı yalan haberlere sarılmakta buluyor. Son olarak Başbakan Mitsotakis'in Oruç Reis'in araştırma yapamadığı yönündeki asılsız açıklamalarına ana muhalefet lideri ve eski başbakan Tsipras da tepki gösterdi. Oruç Reis sismik araştırma gemisi çalışmalarına başladı. Yunanistan provokatif açıklamalarına hız kazandırdı. Mitsotakis yönetimi şimdi de yalanlara sarıldı. Oruç Reis'in savaş gemilerinin çıkardığı gürültü yüzünden araştırma yapamadığını söyleyerek algı operasyonu için düğmeye bastı. Ancak bu asılsız iddiaya Yunanlılar bile inanmadı. Yunan hükümetinin asılsız iddialarına ilk tepki ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski başbakan Alexis Tsipras'tan geldi. Tsipras, Başbakan Mitsotakis'ten Oruç Reis'in çalışmalarının engellendiğine ya da gürültüden bir şey yapamadığına ilişkin dayanıksız bilgiler sızdırmaya son vermesini istedim dedi. Yunan medyasından da Mitsotakis'in yalan açıklamalarına tepki geldi. Bize masal okumasınlar yorumları dikkat çekti. Ancak bu tepkiler Mitsotakis'i durdurmak için yeterli olmadı.
Mitsotakis bu sefer de bölgede çok fazla askeri gücün birikmesinin kaza tehlikesi oluşturacağını savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, biliyorsunuz Doğu Akdeniz konusunda çeşitli tehditler savuruyor. Lübnan üzerinde etkisini yeniden güçlendirme çabasında ve hem kendi ülkesinde hem Avrupa'da aslında özellikle de İngiltere'de, Avrupa'da tepki görüyor. Ve hatta tepkinin de biraz ötesinde İngilizler Macron'la epey bir dalga geçtiler. Şimdi bu bir dergi, Voici. Bu Paris'te yayınlanıyor, Fransa'da. Paris'te yayınlanıyor. Bir magazin dergisi. Ünlüleri konu alıyor. Daha ziyade de kadın ünlüleri konu alan bir magazin dergisi. Ancak bu defa kapağına Emmanuel Macron'u konu yaptı. Bir jet ski üzerinde Emmanuel Macron denizde geziyor. İngilizler bunu yorumladılar, İngiliz medyası. Dediler ki, evet, Macron büyük patlamadan sonra olaya el koymak üzere Beyrut'a gidiyor. Ve bu fotoğrafta tabii bu yorumla birlikte dünya medyasında da önemli etkiler sağladı ve izlenme oranlarına ulaştı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarmaların bulunduğu minibüsle otomobil çarpıştı. Kazayla ilgili son durum haber muhabiri Hakan Süer'di. Canokar, çok sıcak bir haber. Evet, jandarma personeli araç Körfez İlimtepe mevkiinden aşağı inerken bir araçla çarpıştı ve içerisinde 17 askeri personel vardı. Bunların 8'inin de yaralandığını söyledi. İşte çarpışma sonrasında askeri personeli taşıyan otobüs görmüş olduğunuz gibi caminin duvarına çarparak ancak durabildi. İşte görüntülerde görüyorsunuz, çok taze. Yaralıların yaklaşık 10 dakika önce ambulanslarla Kocaeli'ndeki değişik hastanelere kaldırıldığını söyleyebiliriz. Hemen bu tarafa doğru gelir misin benimle Orhan? Bu tarafa doğru gel. Bakın, buradan daha net göreceksiniz. Orhan, şuraya çıkarsan hem arabayı göreceksin. Görmüş olduğunuz gibi işte bu araçla askeri personel taşıyan otomobil çarpıştı, otobüs çarpıştı. İçerisinde 17 kişi vardı, 17 askeri personel vardı ve 17 askeri personelden 8'inin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyleyebiliriz. Bir askerin durumunun da ağır olduğunu söylemekte fayda var. Yaklaşık yarım saat önce oldu kaza. İlimtepe'den şehir merkezine, Körfez şehir merkezine gidiyordu askeri personeli taşıyan otobüs, otomobil ve hemen önüne çıkan bir taksiyle çarpıştı. İşte o çarpışma sonrasında da ne yazık ki askeri aracı taşıyan otobüs caminin duvarına çarparak ancak durabildi. İşte araç içerisinde 17 personel vardı. O personel içerisindeki 8 askerin yaralandığını ve o yaralardan bir tanesinin de durumunun ağır olduğunu söyleyebiliriz. Burası Kocaeli'nin Körfez ilçesi. İşte kaza, İlimtepe'den aşağıya doğru inen askeri personel taşıyan otobüs hemen önüne çıkan taksiyle çarpıştı. İşte o çarpışma sonrasında da ne yazık ki, evet, ben hemen göstereyim işte. Orada kal sen Orhan. İşte görmüş olduğunuz bu taksiyle çarpıştı. Hemen minibüsü de görüyorsunuz. Şu anda trafik ekipleri minibüs içerisinde incelemelerini de bir yandan yapıyorlar. Dediğimiz gibi olay çok sıcak. Ambulanslar az önce buradaki yaralıları aldı, hastaneye kaldırdı. Evet, duvarı görüyorsunuz. İşte otobüs caminin duvarına çarparak durabildi ancak. Ve işte o çarpma sonrasında da ne yazık ki otobüs içerisinde bulunan askerlerimiz yaralandı. 8 askerimiz yaralandı. Bir tanesinin durumu ağır. Otobüs içerisinde 17 askerimiz vardı. İşte o 17 askerden ne yazık ki 8 tanesi an itibariyle yaralandı. Burak, gel benimle birlikte. Orhan, gel, ben hemen görelim şurayı. Bakın, duvara çarparak durabiliyor. İşte caminin duvarı. Caminin duvarına çarparak durabildi. Evet, toparlamak gerekirse Can Okanar, çok sıcak bir bilgi az önce meydana geldi. Askeri taşıyan bu otobüs Körfez İlimtepe'de kaza yaptı ve içerisinde 17 askeri personel vardı. İşte o 17 askeri personelden 8 tanesi yaralandı ki birinin durumu ağır ve şu an itibariyle yaralı askerlerimiz hastaneye kaldırıldı diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
Yeniden Akdeniz'e dönüyoruz. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin haklarını yok sayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bazı devletlerle uluslararası kuruluşları Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. Fransa'nın adaya savaş uçağı göndermesinden sonra İsrail de savaş helikopterleri gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan da küstah bir açıklama geldi. Türkiye'ye doğalgaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı. Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının peşinde. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'sa her fırsatta Türkiye'ye karşı kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor. Türkiye'nin Oruç Reis gemisi için Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etmesinden rahatsız olan Güney Kıbrıs Rum yönetimi Fransa'nın kapısını çaldı. Macron yönetimindeki Fransa da Güney Kıbrıs Rum yönetimine savaş uçakları konuşlandırdı. Rum kesimindeki Andreas Papandreou hava üssüne inen iki Fransız savaş uçağıyla bir nakliye uçağı Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi. Rumların iddia ettiği münhasır ekonomik bölgesi üzerinde uçan Fransız savaş uçakları daha sonra üsse geri döndü. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran tatbikatın ardından Macron sosyal medya üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Haddini aşan açıklamalarda bulunan Macron, Türkiye'ye doğal gaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı. Macron ayrıca Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını geçici olarak güçlendireceklerini açıkladı. Aynı dakikalarda İsrail'e ait 4 savaş helikopteri de Güney Kıbrıs'a geldi. Güney Kıbrıs'ta Rum ordusuyla tatbikatlar yapan helikopterler daha sonra İsrail'e geri döndü. Bir tanesidir ve bizim de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Tacoy yaşananlara sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Bakan Tacoy, Fransa'ya ait 2 savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağının Rum kesimindeki Andreas Papandreou hava üssüne gelmesi kabul edilemez durumdur. Fransa'nın bu adımı adadaki barış ve huzura bir tehdittir. Rum yönetimi aklını başına almalı ve huzuru bozacak adımlardan kaçınmalıdır ifadelerini kullandı. Libya'da iş yapan Türk müteahhitlerin alacaklarının ve yarım kalan işlerinin çözümü için ilk adım atıldı. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat metniyle sorunların çözümü için yol haritası belirlendi. Bu mutabakat sayesinde Türk firmalar Libya'nın yeniden imarında da görev alabilecek. İmzaladığımız bu kılavuz metinle beraber firmalarımızla Libyalı işveren idareler arasındaki sorunların çözülmesi önünde herhangi bir engel kalmadığını değerlendiriyoruz. Türk müteahhitlerin beklediği haber geldi. Türk ve Libya heyetleri arasında Ankara'da yapılan görüşmelerin sonrasında Libya'da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak ve 4 milyar doları bulan alacak problemini çözecek kararlar alındı. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'la Libya Planlama Bakanı Tahir Cahimi'nin imza attığı mutabakatla Türk müteahhitlik firmalarının Libyalı işveren idarelerle yapacakları görüşmelere yönelik bir yol haritası belirlendi. Hak ediş alacaklarından, avans ödemelerine, teminat mektuplarından, makine, ekipman, şantiye ve yapılan proje zararlarına, fiyat artışlarından projelerin devam edip etmemesine, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konular ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesini bekliyoruz. Türk müteahhit firmalar imzalanan mutabakat zaptının yürürlüğe girmesinin ardından ellerinde bulunan tüm belgelerle birlikte Libyalı işveren idarelerle görüşmelere başlayacak. Engellerin kalkmasıyla Türk firmalar yarım kalan işlerini tamamlamalarının yanı sıra Libya'nın yeniden imarında da büyük pay sahibi olacak. Libya Planlama Bakanı Cahimi yeni dönemde sağlık ve eğitim başta olmak üzere 16 milyar dolar değerinde 184 altyapı projesini yapacaklarını dile getirerek Türk firmalarının da bunlardan pay alabileceğine dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de. Milli Savunma Bakanı Akar resmi temaslarının yanı sıra Türkiye ile Azerbaycan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri tatbikatı da izleyecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le birlikte ilk olarak Fahri Hıyaban'a gitti. Burada merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrine çelenk bıraktı. Bakan Akar ve komutanların sonraki durağı ise Şehitler Hıyabanı oldu. Azerbaycan ve Türk şehitliğini ziyaret eden Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Akademisi saygı duruşunda bulundu. Türk şehitliğindeki temsili mezarlara karanfil bırakıldı. Omuz omuza savaştığımız ve yan yana şehadet şerbetini içtiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimiz de ebedi istirahatkarımızla rahat uyuyoruz. Kahramanlık ve fedakarlıklarınız nesiller boyu daima şükranla hatırlanacaktır. Ziyaret sırasında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Akademisi'ne eşlik etti. Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T.'nin annesi Maide T. Alman hükümetine dava açacak. Acılı anne, üzerinde kızının fotoğrafı bulunan tişörtle ve pankartlarla Başbakanlık binasının önünde gösteri düzenledi. Ve devam ediyoruz. İslam düşmanlığıyla ün yapan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istedi. Olayı haber alan İsveç polisi provokasyonu son anda önleyerek büyük olayların önüne geçti. İsveç büyük bir provokasyona sahne oldu. Danimarkalı İslam karşıtı ırkçı siyasetçi caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalktı. Aslında bu ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın ilk provokasyonu değil. Daha önce de defalarca Müslümanların kutsallarına hakaret etmeye yeltenmişti. Ancak bu kez aşırı sağcı siyasetçi haddini iyice aştı. İslam karşıtı Paludan geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan çirkin bir paylaşıma imza atarak Kur'an-ı Kerim'i yakacağını duyurmuştu. Paludan, İsveç'te aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park'tan da bu çirkin eylem için teklif aldığını yazmıştı. Paludan ve İslam düşmanı ekibi eylemlerini 28 Ağustos Cuma günü saat 12'de bir caminin önünde gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Ancak İsveç polisi Paludan'ın provoke eylemine izin vermedi. Böylece büyük bir provokasyonun önüne geçildi. Paludan'ın 14 farklı suçtan 3 aylık hapis cezası bulunuyor. Irkçı lider ayrıca avukatlıktan men edilmişti. Birleşmiş Milletler, Facebook'un Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırımın delillerini paylaşmadığını açıkladı. Facebook soykırım delillerini paylaşmıyor. Açıklama Birleşmiş Milletler Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması'ndan yapıldı. Birleşmiş Milletler'e göre daha önce kendileriyle işbirliği yapacağını duyuran Facebook, taahhütlerini yerine getirmedi. Açıklamada insan hakları ihlalleri ve uluslararası ceza konularına ait delillerin Facebook'tan talep edildiği belirtildi. Ancak Birleşmiş Milletler yetkilileri Facebook'tan bir yanıt alamadıklarını ifade etti. Facebook ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. Rusya Covid-19 aşısını tescilledi ancak tartışmalar bitmedi. Birçok kesimden aşı konusunda tepkiler var. Moskova'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev son durumla karşımızda. Evet Can Okanar, batılı bilim insanlarının Rusya'ya koronavirüs aşısını tam hazır olmadan acele teçhil etmekle suçlamasının Moskova asılsız ve rekabet duygularından kaynaklanan suçlamalar olarak değerlendiriyor. Bu nedenle Rusya Sağlık Bakanlığı geliştirdiği ülkede teçhil edilen koronavirüs aşısının güvenilirlik, etki ve kalite bakımından
yeterlilik değerlendirmesine tabi tutulması için Dünya Sağlık Örgütü'ne başvuruda bulundu. Rus sağlık yetkilileri ülkede geliştirilen koronavirüs aşısındaki koronavirüs partiküllerinin canlı olmadığı dolayısıyla çoğalma ihtimalinin de bulunmadığını ve dolayısıyla insan sağlığı açısından herhangi bir riskin de söz konusu olmadığını söylüyorlar. Bu arada Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tescil edilen aşının iki aşamada uygulanması durumunda en az 2 yıl bağışıklık kazandıracağı duyuruldu. Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin de bugün yaptığı açıklamada özellikle sağlık görevlileri arasında koronavirüs aşısının yapılmasının doktorların COVID-19 virüsüne bulaşması ihtimalini de ortadan kaldıracağını söyledi. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ise tescil edilen aşının ilk partisinin 2 hafta içinde hazır olacağını ve bunun gönüllülük prensibi çerçevesinde uygulanacağını belirtmişti. Öncelikli olarak Rusya kendi ihtiyacını bu aşıyla karşılayacak. Daha sonra ise aşının yurt dışına da ihracatı öngörülüyor. Özellikle de Güney Amerika ülkelerinden şu anda Rusya'nın tescil ettiği aşıya büyük ilgi olduğu belirtiliyor ve şu anda artık 20 ülkenin 1 milyar doz aşı sipariş ettiği bildirildi. Bu arada Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt dışına ihraç edilecek olan 2 doz aşının fiyatının 10 doların altında olmayacağı bildirildi. Rusya'nın yıl sonuna kadar ayda 500 milyon doz aşı üretmeyi planladığını da belirtelim ve söz tekrar İstanbul'a bırakalım. Forbes dergisi her yıl düzenlenen en fazla kazanan 10 aktör listesinin 2020 versiyonunu yayınladı. The Rock ünvanlı yani Kaya ünvanlı Amerikalı aktör Dwayne Johnson. Geçen yıl olduğu gibi bu senede 87,5 milyon dolar gelirle listenin başında yer aldı. Bu senenin en çok kazanan aktörleri belirlendi. Forbes dergisi her sene düzenlenen en fazla kazanan 10 aktör listesinin 2020 versiyonunu yayınladı. Oyuncuların bir yılda toplam ne kadar gelir elde ettiğini tespit eden dergi bu senede ünlü isimleri sıraladı. Son yıllarda gişe rekorları kıran aksiyon filmlerinde başrol alan Dwayne Johnson, diğer adıyla The Rock, geçen yıl olduğu gibi bu yılda listenin başında yer aldı. Bu yılki geliri 87,5 milyon dolar olarak açıklandı. Listenin devamında Ryan Reynolds, Mark Wahlberg, Ben Affleck, Jackie Chan gibi isimler yer alıyor. Merak ediliyor Galata Kulesi'nde neler oluyor diye. Çünkü Galata Kulesi'nin içinden yayınlanan bir duvar yıkma görüntüsü pek çok tepkiye neden olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yapılmakta olan işleme müdahale edildiğini açıkladı ve daha fazla bilgi A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'te. Dün gündeme gelen ve bakanlığın hızlı bir şekilde harekete geçtiği, aynı zamanda birçok iddianın asılsız olduğu Galata Kulesi'ne dair açıklamaları ve detayları hızlı bir şekilde sizlerle paylaşalım. Öncelikle mega kent İstanbul'da her yıl milyonlarca turistin ağırlandığı Galata Kulesi'ndeki restorasyon sırasında yapıya sonradan inşa edilen duvarların hiltiyle yıkılma görüntüleri dün sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Ardından açıklamalar peş peşe geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy konuyla ilgili açıklama yaptı ve sosyal medyada Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor şeklindeki iddialar asılsızdır dedi. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır ifadelerini kullandı. Akşam saatlerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce de bir açıklama geldi. Galata Kulesi'nin zemin katındaki çalışmanın kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması işlemi olduğu belirtildi. Yapılan çalışmalar bilimsel yöntemler esas alınarak büyük bir titizlikle sürdürülmektedir açıklamaları yapıldı. Ardından restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ilgili firmaya gerekli yaptırımında uygulanacağı konusunda bilgi verildi. Tabii toparlayacak olursak bugüne dair henüz başka bir açıklamanın olmadığını söyleyebiliriz. Kültür Bakanlığı'ndan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden
bu tarz bir açıklama geldi ve restorasyon çalışmasındaki firma hakkında da gerekli işlemin yapılacağı söylendi. Gelişmeler oldukça bizler aktarmaya devam edeceğiz. Sözü yeniden sizlere bırakalım. PET veya cam şişelerde beklemiş sulardaki tehlikeye dikkat çeken bir haber geliyor şimdi sırada. Ve bilim insanlarının, uzmanlarının da uyarıları var. Bu sularda üreyen bakteri ve virüslerin insan sağlığını bozacağını belirtiyorlar. A Haber muhabiri Necat Kırbulut geliyor şimdi ekranlarınıza. Yanında konuğu da var. PET şişede bekletilen su oldukça tehlikeli, oldukça da tabii o PET şişeler genellikle arabada güneşin altında kalabiliyor. O zaman da işte birçok tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Peki bu tehlikeler neler? Onu da hemen yayın konuğuma sormak istiyorum. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. PET şişeyle içli dışlıyız, fazlasıyla kullanıyoruz. PET şişede bekleyen sudaki tehlikeler nelerdir hocam? Şimdi PET şişenin aslında imalat sırasında kontrolleri yapılıyor. Ancak PET şişenin bekleme, saklama koşulları bozulduğu zaman ya da PET şişe açıldıktan sonra uygunsuz ortamda, mesela sıcakta, arabada, evde veya iş yerinde tutulduğu zaman, bekletildiği zaman bu zaman tehlikeler ortaya çıkabilir. Çok küçük bir mikroorganizma sulu bir ortamda saatler içinde milyonlarla ifade edilecek sayıya çıkabilir ve bu çıkan mikroorganizma sayıları da bir enfeksiyon nedeni olabilir. Bu enfeksiyonlar genellikle biliyorsunuz bağırsak enfeksiyonları, mide bağırsak enfeksiyonları şeklinde görülür. Ağız yoluyla alınır. İşte gıdalarla alınabildiği gibi PET şişe kanalıyla yani bekletilmiş su içinde, içine açılmış PET şişeden de bulaşabilir. Kanser riski de var mıdır hocam? Şöyle eğer tabii çok doğru. Şimdi bu kimyasal bir değişim ve kimyasal değişimde oluşan petrol ünlü bir madde olduğu için plastikler petrol ünlülerinin güneş altında oluşturdukları reaksiyonları serbest kalan maddeler petrol ünlülerinde tıpkı katran gibi bir kanserojen etki gösterebilir. Bununla ilgili de bazı çalışmalar var. Yani bu şekilde ısıtılmış PET şişe yani petrol ürünü olan şişelerden veya plastik malzemelerden bazı kanserojen maddeleri kanserojen maddelere dönüşebildiği ve bu şekilde çok sık bununla temas eden kişilerde de oluşabileceği ile ilgili bilgiler var. Tabii bunu kanıtlamak çok kolay değil ama belki daha önemlisi PET şişe açıldıktan sonra boşaltılma artık içilmeli. Eğer bekletilecekse soğuk havada bekletilmeli, dolapta bekletilmeli ve aynı kişi eğer şişeyi direkt kullanıyorsa o kişinin dışında o şişeyi kimse kullanmamalı. O içmeli. Kullanmamalı dediniz ama biz markete gidiyoruz, markette raftan dokunuyoruz, alıyoruz, tekrar iade ediyoruz. O durumda ne yapacağız hocam? Şimdi bu sırada biliyorsunuz bir salgınla karşı karşıyayız. Temasla da bulaşabilen bir virüsle karşı karşıyayız, COVID. Bu biraz daha önem kazandı. Bir başkasının dokunduğu şişe, bizim dokunduğumuz şişede bizden ona veya şişeye de daha önce dokunan arkadaşımızdan, müşteriden bize gelebilecek mikroorganizmalar da olabilir. Bu mikroorganizmaları da önlemek için de nasıl ki ellerimizi dezenfekte ediyorsak özellikle ağız direkt içilecekse ağzı da silmek. İşte kolonyalı ya da ıslak mendille silinebilir. En kolayı o evde. Gösterebilir miyiz? PET şişenin temizliğini nasıl yapacağız? Islak mendil varsa en kolay çünkü o taşınabilir. Evet, şöyle dezenfekte var yanımızda hemen böyle evet, gösterelim. Islak mendil. Şu ağzını şu şekilde silmek lazım. Tümünü silmek lazım. Eli silip bunu attıktan sonra açmakta fayda var. Hele bu dönemlerde buna çok fazla ihtiyacımız var. Salgınların bir şekilde kesilmesini sağlarız. Yani bu şekilde bu yolla bulaşabilecek, temasla bulaşacak etkenleri de uzaklaştırmış oluruz. Çünkü bizden önceki bir arkadaşımızın elindeki bir mikroorganizmanın oraya gitmesi ve o mikroorganizmayı da bir başkasının taşınması söz konusu ve taşınan el ele taşınan bu organizmanın ağza götürülmesi şeklinde kendini gösterebilir. Ama şişe sıcakta bekletildiği zaman açıldıktan sonra sıcakta beklediği zaman mikroorganizmalar sıcakta daha hızlı üreyeceği için bazı mikroorganizmalar işte hepatit A, dizanteri, amipli, basit dizanteri gibi etkenler virüslerin bazıları bu yolla ağızdan alındığı zaman mide bağırsak bozukluğu neden olarak hastalık
...la karşımıza gelebilirler. Çok teşekkür ederiz hocam değerli katkılarınızdan dolayı. Biz de bir kez daha bizi izleyenleri uyaralım. Bekletilen suları, bu pet şişede bekletilen suları kesinlikle tüketmeyelim deyip sözü tekrar size bırakalım. Ajans'tan bugünlük bu kadar. Yarın saat 13'te yeniden birlikte olmak umuduyla güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyorum. Esen kalın.